Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz bir zamanlar buğdayın gen merkezi ve güzel Anadolu'muzda tahıl ambarı olarak bilinirdi. Tarımda dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken bugün geçmişimizi mumla arar olduk. Bu durum ne acıdır ki buğday üretiminde de yine aynen devam ediyor. Ülkemizin buğday üretimi yıllara göre değişmekle birlikte 20 milyon ton civarındadır. 2002 yılında AKP iş başına geldiğinde ülkemizde 93 milyon dekar alanda buğday ekimi yapılırdı. Bugün gelinen noktada buğday ekimi alanı 68,5 milyon dekara kadar gerilemiş. Yani yaklaşık 25 milyon dekar alan buğday ekim alanından uzaklaşmış. Döneminizde iki Trakya büyüklüğündeki bir alan, yani 35 milyon dekar civarındaki bir alan tarımın dışına çıkarılmış. Buradan da görüleceği üzere bu rakam, 25 milyon dekar alan, bu alanın neredeyse 1/3 kadar alanda buğday ekimi yapılmıyor demektir. Üretici peki neden buğdaydan uzaklaştı? Üretici yeterince desteklenmiyor. Sattığı üründen kazanmıyor, maliyetin altında satıyor. Çünkü ürün girdileri pahalı. Geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar her girdide ilacından tohuma, gübresinden mazota, tohumuna kadar %100'ün üzerinde bir girdiyle karşılaşılmış. Peki ithalat ne durumda? 2002 yılında AKP iş başına geldiğinde yaklaşık 1 milyon ton civarında buğday ithalatı vardı ve bunun karşılığında da 150 milyon dolar civarında bir para ödeniyordu. Bugün gelinen noktada 2023 yılında tüm zamanların rekoru kırılarak 11.7 milyon ton buğday ithalatı yapılmış. Yaklaşık 3.3 milyar dolarda ödeme yapılmış. Yani aslında şöyle bakacak olursak iktidarınız ithalata başladığında geçmiş dönemden bugüne 2 milyon tondan başlamış, 11.7 milyon tona kadar gelmiş. Toplamda ise 22 yıllık AKP iktidarı döneminde 90 milyon ton buğday ithalatı yapılmış. Belki de bu 2024 yılında 100 milyon tonu geçecek. 25 milyar dolar para da yurt içi çiftçilerine değil, yurt dışındaki üreticilere aktarılmış. Şimdi biz bunu böyle söyleyince AKP iktidarının mensupları, milletvekilleri, bakanı çıkıyor diyor ki, efendim biz bu ihracatı mamuller için alıyoruz, ihraç ediyoruz, un yapıyoruz, makarna yapıyoruz diyor. Rakamlar gerçekleri gösterir değerli arkadaşlar. Bakın son 5 yılda yaklaşık 40 milyon tona yakın buğday ithalatı gerçekleşmiş. Bunun da 27-28 milyon tonu işlenmiş, dışarıya ihraç edilmiş. Kalan 12 milyon ton nerede? Burada iç piyasada tüketilmek için var. Kaldı ki neden ithalat yapıyoruz? İthalat edecek hiçbir durumumuz yok. Suyumuz var, toprağımız var, bilim var, bilgi var. O zaman niye kendi alanlarımızda üretmiyoruz? Biraz önce söyledim. Tarımı, buğday üretiminden çiftçi uzaklaşmış. O kadar alan boşa kalınca kendi çiftçimize de destek olmadığımız için şu anda üretemez duruma gelmişiz. Ve bu aradaki farkı da ithalatla karşılıyoruz. Değerli milletvekilleri, buğdaydaki acı gerçekler tarıma yerli ve milli olan üreticiye destek verilmesinin aslında zorunlu olduğunu ortaya koyuyor. Bilinmelidir ki AKP iktidarı, Tarım Bakanlığı ve bir zamanlar çiftçinin kara gün dostu olan Toprak Mahsulleri ofisiyle övündüğünüz bu ofisin şu ana kadar henüz bu buğday fiyatını açıklamadığı gibi bu ortadaki sorunların tek sorumlusudur. Değerli arkadaşlar, güney illerinde hasat bitti, güneydoğuda da başladı, devam ediyor. Şu elimdeki gördüğünüz ürün, bir zamanlar bir tarım bakanınız vardı. Tarım bakanlığı, tarımdan anlamayan, kendini tarım üstadı olarak adleden bir tarım bakanı vardı. Bir vatandaş yanına yaklaştığında dedi ki, sayın bakanım kepek bulamıyoruz, kepek çok pahalı ve bulunmuyor dedi. Öyleyse kepek ekin diyen Tarım Bakanı'nın söylediği bu kepek. Bu kepeği buraya gelirken aldım
Sayın Barut lütfen tamamlayın. Açalım. Bu kepek bu buğdayın kabuğundan elde ediliyor. Anadolu'nun birçok yerinde kapçık olarak da biliniyor. Bu kepeğin en ucuzu 10 lira, kademel olarak 35 liraya kadar fiyatı var değerli arkadaşlar. Buğdaydan elde edilen kepek buğdaydan pahalı. Bakın buğday şu anda tüccarda 9 lira. 9 lira. Hala hazırda buğdayın çiftçiye maliyeti 10 lira 80 kuruş, açıklanması gereken fiyat 15 lira. Ama açıklandı mı? Ofis kara gün dostu mu? Hayır. Çiftçinin iyi gün dostu. Şu ana kadar ofisin herhangi bir açıklaması yok ve alımla da ilgili biliyorsunuz geçen yıl 13 milyon ton buğday aldık, ürün aldık diye övündüler. Şu anda ofisin depolarının %60'ı dolu. Randevu denilen bir rezalet bir sistem var. Buğday üreticileri şu an perişan, acil 15 lira olarak açıklanmalı ve Sayın Barut teşekkür